Muhakemat, ikinci makale, 12. mesele 2. Üslubun esasları 3'tür. Zira üslubun esasları 3'tür. Birincisi, üslubu mücerreddir. Seyyid Şerif'in ve Nasiruddin Tusi'nin sade olan ma'razı kelamları gibi. İkincisi, üslubu müzeyyendir. Abdülkahir'in Delailül İ'caz ve Esrarül Belagasındaki muşaşa ve parlak kelamı gibi. Üçüncüsü, Üslub-u Ali'dir, Sekkaki ve Zemahşeri ve İbn-i Sina'nın bazı muhteşem kelamları gibi. Veyahut şu kitabın mealindeki Arabiyyül İbare, lasiyema makale-i salisedeki müşevveş fakat muhkem parçaları gibi. Zira mevzun ulviyeti şu kitabı Üslub-u Ali'ye ifrag etmiştir. Yoksa benim sanatımın tesiri cüz'idir. Elhasıl eğer ilahiyat ve usul bahis ve tasvirinde isen şiddet ve kuvvet ve heybeti tazammun eden üslub-ı aliden ayrılmamak gerektir. Eğer hitabiyat ve iknaiyatta isen zinet ve parlaklık ve terhip ve terhibi tazammun eden üslub-ı müzeyyeni elinden gelirse elden bırakma fakat gösteriş ve tasannu ve avamperestane nümayiş etmemek gerektir. Eğer muamelat ve muhaverat ve alet olan ilimlerde isen vefa ve ihtisar ve selamet ve selaset ve tabiliği tekellüf eden ve sadeliği cemali zatiyi gösteren üslubu mücerrede iktisar et. Muhakemat, sünuhat, münazara, tutbe-i şamiye gibi eski eserler üslubu âli sınıfındandır. Veyahut şu kitabın mealindeki Arabiyyül İbare lâ siyema makale-i salisedeki müşevveş fakat muhkem parçaları gibi zira mevzuun ulviyeti şu kitabı üslubu âliye ifrag etmiştir. Yoksa benim sanatımın tesiri cüz'idir. Risale-i Nur ilahiyat ve usul üzerine gittiği için sınıf olarak üslubu âliden olmak gerekir. Eğer ilahiyat ve usul bahis ve tasvirindeysen şiddet, kuvvet ve heybeti tazammun eden üslubu âliden ayrılmamak gerektir demektedir. Risale-i Nur'un bir yönü de ikna olduğu için üslubu müzeyyen kısmına girmektedir. Yani Risale-i Nur'u tam bir sınıfa yerleştirmek mümkün görünmüyor. Her üç sınıfı cem etmiş gibi duruyor.